Merhaba arkadaşlar, bu videoda bize çok fazla sorulan bir soruyu cevaplayacağız. Sadece bize sorulmuyor, bütün dünya bunu tartışıyor. Tartışmakta da haklılar. Çünkü ikisinin arasında bir clear winner yok. Birincisi, split antrenmanları mı? Yani pazartesi göğüs, salı sırt, çarşamba bacak, kol tarzı yapılan programlar mı? Yoksa üst bölge, alt bölge ya da full body tarzında yapılan programlar mı? Yani pazartesi, çarşamba, cuma işte bütün vücudunuzu çalışıyorsunuz her gün. Veya işte upper body, lower body tarzında çok derin olmayan bir split yapıyorsunuz veya itme çekme press tarzındaki bizim size hazırladığımız gibi programlar yapıyorsunuz. Bunlardan hangisi daha iyidir diye soruluyor. Ne için soruluyor? Muhtemelen performans için sorulmuyor çünkü performans yapan insanlar, performansa yönelik çalışan insanlar hareket modeli çalışırlar. Yani kas grubu çalışmazlar. Kas gelişimi için bu ikisinin arasındaki farkı inceleyelim. Bunu inceleyebilmemiz için öncelikle 3 temel parametreyi bilmemiz lazım. Birincisi intensity, yani yoğunluk, direnç, ağırlık. İkincisi volume, yani iş hacmi, ne kadar iş yapıyorsunuz, ne kadar set, ne kadar tekrar falan. Üçüncüsü de frequency, yani bir kas grubunu ne sıklıkla çalışıyorsunuz, aynı şeyi haftada ne kadar yapıyorsunuz mesela. Şimdi bunların arasında volume en önemsizidir. Yani siz yeterli yoğunlukta, yeterli dirençte bir kas grubunu haftada 3 defa çalışın. 10 set yapın mesela. Mesela 10 set squat yapın haftada 3 gün. Haftada bir gün gidip işte 30 set squat yapın. Haftada 3 gün çalıştığınız versiyonunuz sizin daha gelişmiş olacaktır. Yani burada en önemlisi olan şey volume. Yani şunu söylüyorlar araştırmalar ve bazı uzmanlar. Siz bir antrenman yaptığınız zaman atıyorum işte 40 dakika çalıştınız ve yanınızda arkadaşınız 20 dakika çalıştı. O 20 dakika çalışan insanla siz tabii aynı yoğunlukta aynı egzersizleri yaptığınızı varsayıyoruz ve aynı genetikte olduğunuzu varsayıyoruz. O 20 dakika çalışan insan aslında sizin yanınızda çok bir şey kaybetmemiştir. Yani o adam gelip ertesi gün de çalışırsa sizin önünüze geçebilir. Bunu belirttikten sonra bir de şunu söylemek istiyorum. Compound egzersizler de izole egzersizler kadar faydalı olur. Mesela siz bisepsinizi büyütmek istiyorsunuz. İşte split yaptığınız zaman şunu düşünebilirsiniz. İşte ben bisepsime daha fazla yoğunlaşırım, onu daha güzel çalıştırırım. Öte yandan, yani izole egzersizlerden bahsediyorum. Öte yandan compound egzersizlerle işte rowing yaptığınız zaman, herhangi bir şekilde barfix yaptığınız zaman da biceps kaslarınız izole egzersiz yapmış olduğunuz haliniz gibi çalışıyor. Bu iki şeyi bilmemiz lazım. Yani compound egzersizler de izole egzersizler kadar verimli ve frequency daha önemli. Kası daha fazla gün çalışmanız daha önemli. Bir günde daha fazla yormaktan. Ve bu ikisini söyledikten sonra aslında full body workout veya çok abartılmamış splitler daha verimli gibi görünüyor kağıt üzerinde. Ancak gerçekte böyle mi oluyor? Şimdi bunu da birazcık tartışalım. Yani gerçekten şu an söylediklerimle full body workout daha avantajlı oldu. Yani siz haftada 3 gün bütün bedeninizi çalışırsanız daha iyi bir gelişim sağlayacaksınız. Haftada bir gün göğsünüzün anasını ağlatmaktan ziyade. Ancak full body workout'ta da recovery ile ilgili bir problem olabilir. Yani siz haftada 3 gün o kası çalıştığınız zaman yeterince dinlenebiliyor musunuz? Mesela 5x5 programında dünyada en çok hani beğenilen programlardan bir tanesi. İşte pazartesi, çarşamba, cuma aynı kası çalışabiliyorsunuz. Veya squat yapıyorsunuz. Ondan sonra peşine işte ertesi gün ya da öbür gün deadlift yaparken yine bacağınız ağrıyor. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Yani recovery'niz, yani iyileşmeniz, yani neyse iyileşmeniz işte yeterli olmayabilir. O süre sizin için yeterli olmayabilir. Bu yüzden arada bir program mantıklı olabilir. Yani siz yine compound egzersizlerden oluşan bir program yaparsınız ve yine önemsediğiniz kas gruplarını haftada birden fazla çalışırsınız. Çünkü gerçekten yani bir sene iki seneyi doldurduğunuz zaman antrenmanınızda haftada bir defa bir kası çalıştırmanız yeterli olmayacaktır. En azından haftada iki defa çalışmanız gerekecektir. Bu şekilde upper body, lower body tarzında bir program yapabilirsiniz. Mesela benim şu anda uyguladığım programda haftada 2 gün çekiş çalışıyorum. Yani sırt, biceps gibi kasları çalışmış oluyorum. İzole çalışmıyorum ama bicepsim de orada çalışmış oluyor. Ve bacak çalışıyorum haftada 2 gün. Haftada 1 günde sadece biraz göğüs, biraz omuz tarzında çalışıyorum. Yani itmeye de 1 gün ayırıyorum. Şimdi siz de buna benzer bir şey yapabilirsiniz. Yani tabii ki itme çekme press tarzındaki bütün egzersizleri yapmalısınız.
yapsanız vücudunuz daha hızlı şekilde gelişir. Ancak bunun üzerine bir dördüncü gün kolla kafayı bozmuşsanız bir dördüncü günde kol eklemenizin bence bir sıkıntısı yoktur. Yani dediğim gibi eve götüreceğiniz notlar şunlar. Compound egzersizlerdeki çalışan diğer küçük kas grupları da onları izole olarak çalıştığınızdaki versiyonundan aynı şekilde çalışıyor. Daha kötü çalışmıyor. Yani özel olarak bir kası çalışmanıza gerek yok. 5 farklı hareketle bir kası çalışmanıza gerek yok. İkincisi de frequency önemli. Videoda söylemek istediklerim bu kadar. Gördüğünüz gibi bir tanesi diğerinden çok daha iyi değil. Ama bana kalırsa benim tercihim bir kas grubunun bir günde anasını ağlatana kadar onu compound egzersizlerle haftada 2 gün çalışırsanız aynı kas grubunu kesinlikle daha verimli olacaktır. Data da bunu destekliyor, bilim de bunu destekliyor. Ve baktığımız zaman doğal olarak çalışmış, gelişmiş vücutlara da baktığımız zaman bu şekilde çalışanların daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Yani çok split, biraz steroid tarzı çalışmayı andırıyor. Yani buna ihtiyacınız yok. Siz her zaman tabii compound egzersizleri takip edeceksiniz ve frequency'yi de bu videoda bu şekilde önemini belirtmiş olalım. Umarım bu video faydalı olmuştur.